Haftanın Notları programından Bengü Türk TV ekranlarından herkese günaydın. Haftanın gelişmeleriyle ekranlarınızdayız. Haftanın Notları başlıyor. Sayın seyirciler, Türkiye erken seçime gidiyor. Süreç işlemeye başladı. AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesi Anayasa Komisyonu'ndan geçti. Önerge komisyonda oy birliğiyle kabul edildi. Seçim teklifi mecliste 386 oy ile kabul edildi. Türkiye erken seçime gidiyor. Erken seçim teklifi mecliste 386 oyla kabul edildi. AK Parti ile MHP'nin 24 Haziran'da seçim yapılmasına ilişkin önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Seçim önergesi oylamanın ardından kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesi dün Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmişti. Beşir Atalay, Lezgin Botan, Bediha Özgür. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop Başkanlığı'nda toplanan komisyonda seçim önergesinin görüşmeleri yaklaşık 3 saat sürmüştü. Görüşmeler devam ederken salondan ayrılan HDP'li üyeler önergenin oylamasına da katılmazken önerge AK Parti, CHP ve MHP'nin oy birliğiyle kabul edilmişti. Önergede 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması, birçok alanda olduğu gibi siyasette de yeni bir dönemin miladı olduğu ifade edildi. Yani 360 Tunceli, Gürsel Erol, Alican Önlü, Uşak, Mehmet Altay, Alim Tunç. Milletin darbe gecesi gösterdiği kahramanlığın asla unutulmayacağının vurgulandığı önergede, bu ihanete karşı 29 gün boyunca tutulan demokrasi nöbetlerinin, milletin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin bir ifadesi olduğu vurgulandı. İstanbul Yenikapı'da 7 Ağustos 2016'da yapılan ve milyonlarca vatandaşın katıldığı büyük mitingin ise milletin kendilerine, siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net ortaya koyduğu kaydedildi. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Erken seçimle ilgili olarak Erdoğan AK Parti'nin erken seçim startını verdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zaten sağlardan çıkmadık. Sağlardaydık. AK Parti'nin erken seçim startını verdiğini açıklayan Erdoğan, biz sahalardan zaten çıkmadık, hep sahadaydık. İstanbul ve İzmir hariç 79 vilayeti gezdik ifadelerine yer verdi. Hanımefendiler, beyefendiler. Erdoğan ayrıca milletvekillerinin tamamıyla Ankara'da bir toplantı yaptık. YSK'nın takvimi açıklamasıyla biz şu anda hazırladığımız takvimi masaya yatırıp kendi haritamızı uygulamaya koyacağız dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi açıklamasıyla birlikte de biz şu anda hazırladığımız takvimi şöyle bir masaya yatıracağız ve ondan sonra kendi haritamızı da, yol haritamızı inşallah uygulamaya koyacağız ve biz temayül yoklamasını yine yapmayı şu anda düşünüyoruz. Temayül yoklamalarını da yapıp bu arada milletvekillerinin tespitiyle ilgili çalışmayı da yürütmüş olacağız. Yani yoğun bir çalışmayla şu anda zaten tüm iller bu konuda çalışmalarına başlamış durumdalar. Kendilerine de biz Cuma günü genişletilmiş il başkanları toplantım olacak. Genişletilmiş il başkanları toplantımda da bu yol haritasını tüm teşkilatımla paylaşacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na yönelikse Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme sonrası adımımızı attık. Daha önce 3 bizden, 3 MHP'den arkadaşın hazırlık dönemi oldu. Bu başarılı çalışmalar parlamentoya da yansımaya başladı. Dayanışmamız aynı kararlılıkla devam edecek dedi. Şu anda biz tabii Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşmeden sonra adımımızı attık. Ve daha önce de biliyorsunuz 3 bizim arkadaşımız, 3 de Milliyetçi Hareket Partisi'nden olmak üzere
arkadaşlarımızın bu süreç içerisinde bir hazırlık dönemi oldu. Şimdi bu hazırlık dönemindeki çalışmayı bu arkadaşlarımız yine devam ettirecekler. Ve zaten bu başarılı çalışmalar hamdolsun parlamentoya da yansımaya başladı. Şimdi parlamentodaki çalışmalarda da bu dayanışmamız aynı kararlılıkla devam edecek. Dün bildiğiniz gibi bu heyetin içerisinden Abdülhamit Bey, Adalet Bakanımız, kendileri Sayın Bahçeli'yi de bir ziyaret ettiler. Bazı konuları görüşme fırsatı oldu. Yani bizim bu süreç içerisinde her an her zaman inşallah dayanışma içerisinde, birlik beraberlik içerisinde bunu yürüteceğiz. Çünkü ülkemizin şu anda ihtiyacı olan o birliği, beraberliği biz Cumhur İttifakı ile zaten ortaya koyduk. Yani biz herhangi bir bölünmeye, parçalanmaya inşallah fırsat vermeyeceğiz. Şu andaki dayanışmamız zaten bunun bir ifadesidir ve bu çalışmayı bu kararlılıkla inşallah yürüteceğiz. Ve şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin aynen bizim yaptığımız çalışmalar gibi onlar da şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Ve bu çalışmalar noktasında da tabii ki bu üçlü dediğim 3+3 yani 3+3 bu arkadaşlarımız da bu çalışmalarını yapacaklar. Ve burada nasıl birbiriyle örtüşmeleri sağlayabiliriz, onlar üzerinde de ayrıca duracağız. Sayın seyirciler, Türkiye erken seçime gidiyor. Başbakan Yıldırım seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklifin önümüzdeki hafta mecliste olacağını açıkladı. Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor, süreç işlemeye başladı. Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Uyum yasalarını merak ediyor. Ne zaman Yıldırım, uyum yasaları zaten bir süredir meclisten çıkıyor. Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta mecliste olacak dedi. Uyum yasaları zaten bir süredir meclisten çıkıyor. Yeni bir özellikle seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta mecliste olacak. 100 bin imza ile gösterilecek Cumhurbaşkanlığı adaylığının esas ve usulleri de bu teklifte yer alıyor. Burada noter şartı falan yok. Aday göstermek isteyen vatandaşlarımız kimi aday gösterecekse ona yönelik gerekli kimlik bilgilerini aday göstermeyi kendisi rızasıyla aday göstermek istediğini belirtecekler. O şekilde aday göstermiş olacak. Yani birisi oturup 100 bin vatandaşlık numarasına girip 100 bin vatandaşımızın ismini yazıp gelip ben adayım derse olmaz. Yani vatandaşın adaylığına rızası olması lazım. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu kanalıyla yapılacak. Bütün bu ayrıntılar gelen teklifte yer alacak. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan, istikrarlı, sağlıklı bir ülke için MÜSİAD olarak iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına 24 Haziran erken seçim kararını olumlu görüyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz dedi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kağan, Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde konuştu. Yani iş dünyası belirsizlik istemez. Kağan bölgesel kalkınmada MÜSİAD'ın yeri konulu programda yaptığı konuşmada MÜSİAD'ın 11 bin üyesi ve 50 bin şirketiyle güçlü ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Aynı zamanda 15 Temmuz sonrası 16 Nisan referandumu da gerçekleştirdi ve halkımız yeni sistemi de kabul etmiş durumda.
İş dünyasının belirsizlikleri istemeyeceğini vurgulayan Kaan, istikrarlı, sağlıklı bir ülke için MÜSİAD olarak iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına 24 Haziran erken seçim kararını olumlu görüyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir an önce hayata geçirilmesiyle ilgili olarak da gerekli faaliyeti halkımız yaptı. MHP'de milletvekili aday adayı ücretleri belli oldu. Milletvekilliği başvuru ücreti 2500 TL olarak açıklandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde 27. dönem milletvekili aday adaylığı başvuru kayıt bürosu hazırlıkları devam ediyor. Milletvekili adaylığı için başvuru ücretleri 2500 lira olarak belirlendi. Gaziler ve engelliler ücretsiz olarak başvuru yapabilecek. Kadınlardansa yarısı, yani 1250 lira alınacak. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2 Haziran'daki liselere geçiş sınavı için 996 bin öğrencinin başvurduğunu açıkladı. Bu okullardan 449 mesleki ve teknik Anadolu Lisesi olması dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı Editör Masası programına konuk oldu. Bakın, mesleki eğitimde herkes bazen gidiliyor ama kalite konusunda hala kafalarda soru var, nasıl olun diyor. Bakan Yılmaz, YKS'nin seçim nedeniyle bir hafta ertelenmesi başta olmak üzere eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Liselere geçiş sınavına da değinen İsmet Yılmaz, 1 milyon 200 bin öğrencimiz varsa 120 bin öğrencimiz sınavlı okula doldurulacak. %10'un içerisindeki okulları belirledik, fırsat eşitliğini sağladık diye konuştu. Hakkari'deki bir çocuğu fırsat eşitliği sağlayacak mısınız? Nedir fırsat eşitliği? İşte Kabataş Lisesi'ne girebilme, İstanbul Lisesi'ne girebilme, Ankara Fen Lisesi'ne girebilme. Birinci husus buydu değil mi? Evet. En çok sorulan da buydu. Niye bu çocukların önünü kesiyorsunuz? Yani mevcut sistemle, TEOG sistemiyle bu çocuklar pekala iyi puan alırlarsa oraya gidebilirler. Siz bunu kaldırınca bunların önünü kapatmış olmuyor musunuz diye soru buydu. Bir de ki hayır. Yine Hakkari'deki kardeşim, evladım, öğrencim, eğer o okulları, İşte bu sınavla alan okullar, özel bir proje uygulayan okullar. Dolayısıyla bu proje uygulayan okullara da pekala girebilme imkanını tanıyacağız. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2 Haziran'daki liselere geçiş sınavı için 996 bin öğrencinin başvurduğunu açıkladı. Yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı meclise sunuldu. Tasarıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere Gazi ve Ünönü üniversiteleri bölünecek. İlknur İnceöz, Mustafa Serden geçti. Amasya. 15 yeni üniversitenin kurulmasına ilişkin tasarı meclise sunuldu. Hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan tasarıya göre Gazi, İnönü, Karadeniz Teknik, Selçuk, Dumlupınar, Sakarya, Erciyes, Mersin ve Sütçü İmam Üniversitelerinden 10 yeni üniversite doğacak. Gaziantep, Sivas ve Samsun'a 3 yeni devlet üniversitesi, İstanbul ve İzmir'e ise 2 yeni vakıf üniversitesi kurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İnönü Üniversitesi'nin öğrencilerinin ikiye bölünerek Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulacağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısının Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği yönündeki tehditkar açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bu konuda daha sağduyulu bir yaklaşım sergiledi. Bakanlık sözcüsü Dan Witt, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşmaktayız. Sonuçta Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara yanıtını verdi. Ve Türkiye'yi böyle bir alımdan vazgeçirme çabaları sürüyor mu sorusunu da bu füze sisteminin NATO sistemiyle uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz diye yanıtladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Şırnak'taydı. Bakan Özhaseki terörden zarar gören yerlerin onarımındaki son durumu değerlendirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yapılan yatırımları denetlemek ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'taydı. Şırnak'ta yeni otogarın yapılacağı yerde incelemelerde bulunan Bakan Özhaseki daha sonra Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Terör örgütünün uzun yıllar. Bakan Özhaseki burada Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'tan devam eden yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Moral bozucu bahanelerdi. Ama şimdi sevinçli haberler. Bakan Özhaseki'ye yatırımların son durumunu anlatan Vali Aktaş, terörden zarar gören bölgelerin onarımının tamamlandığını söyledi. Çocuklara oyuncak dağıtan Özhaseki pastanede bir tepsi baklavayı da vatandaşlara ikram etti. Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra İsmet Paşa mahallesinde terör mağdurları için yapılan konutlarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı'nın kontrol şartıyla tekrar serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi. Yunanistan FETÖ'cü askerleri himaye etmeye devam ediyor. Son olarak darbecilerden Süleyman Özkaynakçı hakim karşısına çıktı. Mahkeme Özkaynakçı'nın geçici bir süre denetim şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Türk dışişlerinden tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada bu karar darbe girişimine katılan bir hainle ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan'ın darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur ifadeleri kullanıldı. Yazılı açıklamada darbeci firarilerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız devam etmektedir değerlendirmesinde bulunuldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan bayraklı yatta sahte kimlikle yakalanan Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının 5 ilden sorumlu Samsun Bölge İmamı Murat Elmas adliyeye sevk edildi. Samsun kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün Marmaris'teki birimlerle irtibatının ardından yat limanına düzenledikleri operasyonda Yunanistan bayraklı bir yatta yanında 5 kişiyle gözaltına alınan Murat Elmas'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. FETÖ okullarında din kültürü öğretmeni olarak görev yapan sahte kimlikle Yunanistan'a kaçmayı planlayan ve 3 telefonunda baylok yüklü olduğu belirlenen zanlı adliyeye sevk edildi. Örgüt tarafından 2015'te Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop'tan sorumlu Samsun Bölge İmamı olarak atanan ve baylok içeriklerinden tespit edilen Fatih Kod adlı Murat Elmas, Marmaris'te 9 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Elmas'ın telefonlarından birinde 16.954 kez baylok girişi tespit edilmişti. Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman şair Cemal Safi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine MHP Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya da katıldı. Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Cemal Safi, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cemal Safi, 1938 yılında Samsun'da doğdu. Evli ve 3 çocuk babası olan Safi, 1990'da Rüyalarım Olmasa, 1991'de Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak 2 yıl ard arda yılın şairi seçildi. Cemal Safi ayrıca 1990'da müzikli bir şiir kaseti çıkardı. 10 ay önce geçirdiği beyin damar hastalığına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören ve son 2 aydır bilinci kapalı olarak tedavisi sürdürülen Safi, 17 Nisan 2018'de kalp ve solunumunun durması nedeniyle vefat etti.
Asya ile Avrupa'yı, yani iki kıtayı birbirine bağlayan tek şehir, boğazları ve tarihi zenginlikleriyle her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bu muhteşem şehir, aynı zamanda geçmişte birçok imparatorluğa başkentlik yapmıştır. Türkiye'nin en kalabalık ve aynı zamanda en çok göç alan şehri İstanbul'un en güzel görüntüleri geliyor şimdi ekranlarınıza. Hakkari'den gelen ve öğrencileri taşıyan iki tur otobüsünün karıştığı kazada 19 öğrenci hafif yaralandı. İçişleri Bakanlığı'nın Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan Fatih Yurtal yönetimindeki otobüs Sahil Kennedy Caddesi Çatladı Kapı mevkiinde kırmızı ışıkta aniden duran diğer tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otobüslerdeki Hakkari'li öğrencilerden 19'u hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, bazılarının tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde trafik bir süre aksadı. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu otomobilin işçileri taşıyan bir servis otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre Ahmet Özırmak yönetimindeki otomobil Denizli-Antalya Karayolu'nun Akaları Mahallesi mevkiindeki kontrolsüz kavşakta bir gıda firmasının işçilerini taşıyan Kamil Alkan'ın kullandığı otobüsle çarpıştı.
Alcı Mahallesi'nden taziye ziyareti sonrası yola çıkan 5 kişinin bulunduğu otomobil çarpışmanın etkisiyle savrulup yaklaşık 25 metre sürüklenerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve itfaiye arama kurtarma sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Acı Payam ve Serinhisar Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Özırmak'la Nurten Akkuş ve Cevriye Koca müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Özırmak'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Servis minibüsündeki diğer 40 işçinin yara almadan atlattığı kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı. Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Ağrı'da iki araç çarpıştı. Feci kazada ortalık savaş alanına döndü. Kaza Doğu Bayezid Iğdır Karayolu'nun 8. kilometresinde Gültepe Köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır'dan Doğu Bayezid ilçesine gitmekte olan Turgay Turan yönetimindeki hafif ticari araçla karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından Yavuz Turan ön koltukta sıkışarak Baran Esen, Şefika Turan, Fatma Turan hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından olay yerindeki cesetler ambulanslarla Doğu Bayezid Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Adana'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi. Adana'da yasa dışı silah ticareti operasyonu yapıldı. Ekipler yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanlara yönelik 22 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Aramalardaysa 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ekipler hakkında yakalama kararı bulunan diğer 8 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrikle balık avlayan ikisi Suriyeli 3 kişi yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Tarsus Savcılar Kulübü'ne gelen elektrikle balık avlandığı ihbarı üzerine görevliler ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini bilgilendirdi. Temas ettik. 2 adet jeneratör. Jandarma ekipleri Baharlı Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen elektrikle balık avlayan ikisi Suriye uyruklu 3 kişiyi yakaladı. Onlara gerekli işlemler yapıldı burada. Bu kepçeleri gördüğünüz gibi. Yasak avcılıkta kullanılan kayık, 2 jeneratör ve ekipmanlarla 70 kilogram balığa el konuldu. Bunları şeye takıyorlar, jeneratöre takıyorlar. Bu şekilde suya kayıkla elektrik veriyorlar jeneratör yardımıyla. Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı Tufan Dokucu gazetecilere yaptığı açıklamada usulsüz biçimde balık avlayanlarla mücadele ettiklerini söyledi. Kısa bir reklam aramız var, ardından haber turumuz devam edecek. Orta Doğu'da bir şeyler oluyor. Haberiniz var mı? Orta Doğu, ne mutlu Türk'üm diye.
Cüneyt Şafak 20. sanat yılını kutluyor. Sen bu kurşunu yine mi yedin? Hani aşk bize gurbetti yine mi sevdin? Ahmet Şafak Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Sen bu kurşunu yine mi yedin? Hani aşk bize gurbetti. Ahmet Şafak'ın 9 Mayıs'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştireceği 20. sanat yılı konserine tüm sevenlerini bekliyoruz. Hani aşk bize gurbetti yine mi sevdin? Bahçeli bir eviniz varsa ya da çiçeklerle yapılan çevre peyzajlarına özeniyorsanız şimdi size ilham verecek görüntüler geliyor ekranlarınıza. Burada müstakil bir evde aniden yangın çıktı. Alevler evin yanındaki samanlığa da sıçradı. Çevredekiler büyük panik yaşadı. Burdur'da müstakil bir ev yandı. Merkeze bağlı İnsuyu köyünde ikamet eden Hüseyin Sağlık ailesiyle misafirliğe gitti. Ev sakinleri misafirlikteyken evde aniden yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin yanında bulunan samanlığa da sıçradı. Yangın söndürüldü ancak ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Öte yandan ev sahibi samanlığın yanındaki ahırda bulunan hayvanlarını komşularının yardımıyla kurtardı. Konya'da bulunan bir at çiftliğinde 19 at açlıktan öldü. Diğer atlar ise çevre köylerde bakımını üstlenmek isteyen çiftçilere dağıtıldı. Kaç tane? 14. Onu da dağıtmışlar mı? Konya'da at dramı. Nesli tükenmekte olan Anadolu yaban koyunları ile birlikte Karaman'a yerleştirilen yılkı atlarının otladıkları alanlarını tahrip ettiği saptandı. Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, atların bakım ile tedavilerinin yapılması, kayıt altına alınması, sayıların belirlenmesi için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ihaleyi veren atların 158'i Konya'da bulunan çiftliğe getirildi. Burada benim öğrencim. Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği çiftlikteki atların aç bırakıldığı ve bazılarında açlıktan öldüğünü tespit edince Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Yapılan incelemelerde 19 atın telef olduğu ortaya çıktı. Çiftlik sahibine atların telef olması ve aç bırakılması nedeniyle 24 bin TL para cezası uygulandı. Recep'in umudu doğacak, ikiz kardeşlerinde olacak. İzmir'de lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Recep Mut, 1,5 ay sonra dünyaya gelecek ikiz kardeşleri sayesinde sağlığına kavuşabilecek. Recep'in umudu doğacak ikiz kardeşleri oldu. Biz televizyon var. Yani. Afyonkarahisar'da yaşayan 9 yaşındaki Recep Umut, lösemi teşhisi konulduktan sonra tedavi için İzmir'e yerleşti. İlik nakli için bekleyen Recep, 1,5 ay sonra doğacak ikiz kardeşlerinin alınan kök hücrenin uyumlu olması halinde yeniden koşup oynayabilecek. Anne, doğacak ikizlerin kendileri için sürpriz olduğunu, en kısa zamanda oğlunun sağlığına kavuşacağını söyledi. İkiz hamileyim. Allah'ın izniyle oğluma da şifa olacak, Allah nasip ederse. Allah'ıma şükrediyorum. Rabbim çocuğum böyle bu hastalık bir sürpriz. Yani oğlumun şifasını verecek, sağlığına kavuşacak Allah nasip ederse. Böyle bir umut. Uşak'ta temizlik işçisinden örnek davranış, çöp toplarken yerde 6.000 lira buldu. İşçi hemen yerde bulduğu parayı yetkililere teslim etti. Temizlik işçisi yaptığı hareketle Türk milletinin takdirini topladı. Görüntüler Uşak'tan. Ünalan Mahallesi Andaç Sokak üzerinde önceki gün araçla çöp toplayan işçi içerisinde 6.000 lira olan bir cüzdan buldu. İşçi içerisinde kimlik bulunmayan cüzdanı yetkililere teslim etti. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, örnek davranışı nedeniyle işçiyi kutladı ve bir haftalık tatille ödüllendirdi. Bu tür nitelikli personelle çalışmaktan dolayı, Uşak halkına hizmet vermekten dolayı mutluyuz. Personelimizi de hem tebrik ettik hem teşekkür ettik. Kendisini de bu ulvi davranışından dolayı bir haftalık tatille ödüllendiriyoruz. Temizlik işçisi Ali Cengiz, herkesin yapması gereken bir davranış olduğunu ifade etti. Görev esnasında yol üzerinde bir cüzdan bulduk. Ve içine baktığımızda içinde para olduğunu gördük. Bunu amirlerimize teslim ettik. Çoluğumuza çocuğuma haram lokma yedirmemek için yetkililere teslim ettik. ...15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri devam ediyor. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Roma Hamamı'nı tanıtım amacıyla antik havuzda yüzdü. Turizm Haftası kutlama etkinlikleri devam ediyor. Buranın bir termal tedavi merkezi, bir arınma merkezi. Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak, ülke ve dünya turizmine kazandırmak amacıyla Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kazı çalışmalarının ardından açığa çıkan antik termal havuzuna girdi. Roma Hamamı içerisinde açıklama yapan Vali Yurtnaç, 2000 yıllık bir tarihe sahip alanın tanıtımı için çalıştıklarını belirtti. Dünyada 2000 yıldır sıcak suya akan ve günümüze kadar mimari yapısını koruyan iki yapıdan bir tanesinin İngiltere'de, diğerinde Yozgat'ta bulunduğunu ifade eden Yurtnaç, Roma Hamamı'nın turist çekeceğini söyledi. Yozgat Sarıkaya için tarihi bir gün diyebiliriz. Zira 2000 yıllık bir tarihin içerisinde, bir değerin içerisinde bugün kullanımı açtık. Bu sadece Yozgat'ın değil, Türkiye'nin dünyaya tanıtım açısından bir basamaktır. Biz buradaki çalışmalarımız kısa, uzun, orta vadeye yayarak bir planlama yaptık. Ve Türkiye'nin turizmine burayı açıyoruz, dünya turizmine. İleriki yıllarda mevcut termal tesislerimizin daha kaliteli hale gelmesiyle burası umuyorum ki turist kaynayacaktır. Bunu... Hepimizin çevresinde araba merakı olan insanlar vardır. Fakat bu merak biraz aşırıya kaçınca işte bu görüntüler ortaya çıkıyor.
We'll be right back.
Türkiye genelinde Mart ayında 110.905 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre %15.6 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre %14 geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde Mart'ta satılan konut sayısı bir önceki aya göre %15.6 arttı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise %14 azalışla 110.905 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 18.714 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Ankara ve İzmir izledi. En az satış olan illerse 11 konutla Ardahan, 13 konutla Hakkari ve 36 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ipotekli konut satışları %35 azalarak 32.786'ya geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %29.6 olarak belirlendi. İlk defa satılan konut sayısı Mart'ta, geçen yılın aynı ayına göre %10.1 azalarak 50.701 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %45.7'yi buldu. İkinci el konut satışları Mart'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla %17 azalarak 60.204'e düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi Nisan ayında Mart ayına kıyasla %0.8 arttı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi bu ay bir önceki aya göre %0.8 artarken Mart'ta 71.3 olan endeks değeri 71.9'a yükseldi. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi söz konusu dönemde %0.5 azalarak 90.2'ye indi. Bu düşüş gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. Genel ekonomik durum beklentisi bu dönemde %0.4 azalarak 95.1'den 94.7'ye geriledi. Söz konusu azalışta gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi bulunan tüketicilerin bir önceki aya göre artması etkili oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi anılan dönemde %1.4 arttı ve Nisan'da 74.5 oldu. Bu artış gelecek 12 ayda işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı. Tasarruf etme ihtimali endeksi %8.5 arttı. Mart'ta 26 olan endeks Nisan ayında 28.2 olarak kayıtlara geçti. Bu artışta gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artması belirleyici oldu. İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın Yaşam Hakkı Duvar şarkısının klibini ekranlarınıza getiriyoruz. Hey sen, ne yapıyorsun? İndir o ellerini. Neden diğerleri gibi değilsin? Sen de herkes gibi davranmalısın. Ben sadece farklıyım, arkadaşlarım gibi. Bu şekilde var olamazsınız. Başarmak için bizim gibi davranmalısınız. Bu hayatta farklılıklara yer yok. Biz de sizinle aynı gökyüzüne bakıp ve aynı havayı soluyoruz ve varız. Hayır, hayır, hayır.
Farklılıklara yer yok. Yaşama hakkımızı istiyoruz. Yıkılmak zorunda olan zihnede güdü var. O hakkı alacağız. Çünkü biz de varız. Bir reklam arası, ardından konuklarımızla haftanın notları devam edecek. Milliyetçi Hareket Partisi takdir ve tercih hakkını seçimlerin erken alınmasından yana kullanacaktır. Sayın Bahçeli'nin yaptığı çağrıyı yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık.
Ateş serbest. Milli bekamıza tehdide izin vermeyiz. Milli birliğimiz üzerinde oyun oynatmayız. Milli duruşumuzu bozmaya çalışan hainlere eyvallah etmeyiz. Milli devlete darbe yapmaya kalkışanlara boyun eğmeyiz. Milletimize diz çöktürmeye kalkanlara geçit vermeyiz. Cumhuriyetimizi yıkmaya çalışan Haçlı, Siyonist, Emperyalist ve bunların içimizdeki maşalarının kirli tuzaklarına asla düşmeyiz. Biz tarihe nam salmış büyük Türk milletimiz. Hepimiz birer Fatih. Biz hepimiz Mehmet'iz. Selçuklu'nun torunu, Osmanlı'nın varisi, büyük Türk milletiyiz. Sütçü İmam, Kara Seher, Şerife bacılarız. Zalime karşı duran mazlumun yanındayız. Vatan, millet, istiklal ve de bayrak uğruna gerekirse ölüme gözü kapalı gideriz. Çünkü biz anlı şanlı büyük Türk milletiyiz. Regal'in ses sistemi çok gerçekçi. Kim o? Regal'le söz sende. Evlenenlere bu güzelliği yapsa yapsa Moda Life yapar. Şimdi düğün paketi alın. Yatak ve baza hediyenizi kaçırmayın. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi. Kalanlar, günün getirdikleri, haftanın özeti. Gündemi belirleyen olaylar, en önemli haberler, hafta boyunca yaşanılanlar. Her cumartesi pazar haftanın notları gündeme ışık tutuyor. Sağlık alanında son gelişmeler, kişisel gelişim, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam yönetimi. Uzman görüşleri, gündemdeki konular ve merak edilenler. Az sonra haftanın notlarında. Güzel ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Her şehrimiz çok güzel ve çok özel. Bundan böyle her hafta farklı bir şehri gezeceğiz, tanıyacağız. Siz de kendi şehrinizi bu ekranlarda görmek istiyorsanız bize yazın. Belki de haftaya sizin yaşadığınız şehir bu ekranlarda olur. Tüm güzellikleriyle ülkemizin incisi konumunda olan Bursa'dayız bu hafta. Yeşilliği, tarihinden gelen zenginlikleriyle her zaman güzelliğini koruyabilen şehirlerimizdendir Bursa. Camileri, büyük parkları, eski mimarisi, tarihi çarşılarıyla gezenleri mest eder Bursa. Geçmişte imparatorluklara başkentlik yapmıştır Bursa. Aynı zamanda Uludağ gibi eşsiz bir doğa harikasına sahiptir. Şimdi Bursa'nın en güzel görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz.
kaşlar keman olmuş, boyar mı kaşlar? Bursa'da gezerken resmen yaşayan bir tarihin içerisinde olduğunuzu hissedersiniz. Kafanızı çevirdiğinizde neredeyse her yerde bir tarihi eser var. Gelelim Bursa'da gezilecek görülecek yerlere. Hanlar bölgesi. Bursa tarihinde ipek böcekçiliği yaygın olduğu için Koza Han'da ipek ürünleri satın alırmış. Ki günümüzde hala üst katında bu tarz ürünlerin satıldığı dükkanlar mevcut. Alt katında ise ağaçların gölgesinde çay kahve içebileceğiniz çok güzel bir bahçe mevcut. Emir Han'ı Anadolu Türk mimarisindeki ilk şehir hanıymış. Pirinç Han'ı önceden ticaret yapılan han, bugün nargile kafelerin çoğunlukta bulunduğu, gençlerin esir aldığı bir alan. Bu hanlar bölgesinde tarihi Bursa'yı birebir görmeniz kaçınılmaz. Bu arada bu bölge bir sürü çarşı ve başka hanlara da ev sahipliği yapmakta. Tophane Saat Kulesi. 1905 yılında 2. Abdülhamit tarafından Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu parkta yaptırılmış. Saat Kulesi tam 33 metre yükseklikte ve burası Bursa'yı izleyebileceğiniz en güzel noktalardan birisi. Ulu Cami, Bursa'nın en görkemli camisidir. Evliya Çelebi'nin ifadesiyle Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Bu cami 1396 ile 1399 yılları arasında yapılmıştır. Rivayete göre Sultan Nibul zaferi öncesinde savaşı kazanmak için Allah'a yalvarmış ve 20 cami yaptırmayı adamıştır. Savaş kazanıldıktan sonra 20 ayrı cami yerine 20 kubbeli tek bir cami yapılmasına karar vermiştir. Yıldırım Bayezid'in esir düşmesinden sonra Timur camiyi ahır olarak kullanmıştır. 1403 yılında Moğol Şeyhi Emir Bedülüddin camiyi yaktırmıştır. Caminin onarımını Bayezid'in oğlu 1. Mehmet gerçekleştirmiştir. 1421 yılında cami ibadete açılmıştır. Neredeyse 600 yıldır cami ibadete açık ve ayakta. Diğer bir tarih kokan yer Cumalı Kızık Köyü. Cumalı Kızık evleri genelde 3 katlı. Akraba olan ailelerin birlikte yaşadığı konaklardan ve evlerden oluşan tarihi bir Osmanlı köyü. Cumalı Kızık'ta 270 ev var fakat bunların %80'i günümüzde kullanımda. Bu köyün turistik olmasının sebeplerinden birisi 700 yıllık tarihi ve UNESCO Dünya Mirası listesinde olması. Diğer birisi de orada çekilen dizilerdir. Gök mavi desem coşar. Bursa'da gezilecek bir başka yer hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi gayet güzel, ferah, hafta sonu tam stres atmalık bir alan. Ayrıca hemen yanında büyük bir botanik park var. Kalanlar, günün getirdikleri, haftanın özeti. Gündemi belirleyen olaylar, en önemli haberler, hafta boyunca yaşanılanlar. Her cumartesi pazar haftanın notları gündeme ışık tutuyor. Sağlık alanında son gelişmeler, kişisel gelişim, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam yönetimi. Uzman görüşleri, gündemdeki konular ve merak edilenler. Az sonra haftanın notlarında.
Sayın seyirciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımızda yazar Kasım Alper Özdemir var. Aşk Yeniden Yazılıyor kitabının yazarı. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Bilge Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum abi. Çok iyiyim. Böyle cumartesi sabahında, hafta sonunda sizlerle beraber olmak, böyle güzel bir ekranda kendi kanalımızda konuk olmak, sesimizi duyurabilmek ayrı bir güzellik. Şiir dolu bir zaman dilimi olacak inşallah. Ekranları başlarında bizleri izleyen tüm Türk dünyasına selam olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz biz de geldiğiniz için, kırmadığınız için bizi. Aşk Yeniden Yazılıyor kitaptan bahsedeceğiz çokça. Evet. Çok güzel de şiirler okuyacağız. Ama önce sizi tanıyabilir miyiz? Evet, insanın aslında en zor olan şey kendini tanıtmasıymış. Evet, bunu birisi sizi tanıyabilir miyiz dese, ben her gelen konuğuma önce sizi tanıyabilir miyiz, ekran başındaki izleyicilerimize tanıtabilir miyiz diyorum ama bana sizi tanıyabilir miyiz deseler ne anlatacağımı hiç bilmiyorum. Evet, 34 yıl önce Şehzadeler Diyarı, Mustafa Kemal'in İstiklal Meşaletini yaktığı yer olan Amasya'nın Şirin ilçesi Taşova'da dünyaya geldim. 21-22 yıl orada yaşadım. Ondan sonra İstanbul yolculuğu başladı. 2003 yılında ilk kitabımı çıkarttım. 2018 oldu. Bu 8. kitabım. 8 kitap. Evet. Yaklaşık 10 küsur yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Radyo programları yaptım. En son olarak TGRT FM'de yapmıştım. İşte Hayat isimli programı. Öncesinde Düşler Sokağı isimli bir şiir programını icra ettik. Şiir programları yapıyorum. Çeşitli etkinliklere katılıyorum. Konserler, sunuculuk, gazetecilik geçmişimiz var. Star'da gazetecilik yapmıştık 2006 yılında. Muhabirlik vesaire, böyle başladık. Ama şiire olan merakım ilkokul yıllarında merhum şairimiz, bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın o güzel bayrak şiiriyle başlamıştı. Hayatı seven, hayata şiirle bakabilen bir Türk evladıyım. Şiire ilkokul zamanlarında başladım, evet, diyorsunuz. Evet, hepimiz böyle bir şeyler yazabiliyoruz aslında ama tabii ki yazar olmak çok farklı bir şey. Çok farklı bir duyguların içinde olmak. Ama şiir yazmak daha farklı mı? Hikaye ya da roman yazmaktan şiir yazmak tabii daha mı farklı? Tabii ki roman yani yazmak çok zor, çok bir şey. Onu söyleyeyim farklı öncelikle. Farklı bir ruh halinde olmak lazım herhalde şiir yazabilmek için. Ben şöyle düşünüyorum. Yazan insan çok özeldir, farklıdır. Farklı güzellikleri insana aktaran insandır. Ama tabii ki doğuştan bir yeteneğin olması lazım. Yani yazan insanların ben doğuştan o yeteneklerinin var olduğuna inanıyorum. Ben de ilkokul yıllarında başladım dedim ya, işte o zaman şiir okuyarak başlamıştım. Ondan sonra yazarları tanıdıkça zaten ne yapıyorsunuz? İster istemez ufkunuz açılıyor. Araştırıyorsunuz, okuyorsunuz. Ve sonra bir şeyler yazmaya başlıyorsunuz. Tabii duygusallık olacak ki bizim Türk insanının mayasında bir duygusallık vardır. O duygusallık neden Ay Yıldız Nazlı'dır diyor ya Ahmet Şafak ve eserinde. Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep al kınalıyız. Yani bizim bayrağımız bile Nazlı'yken Türk insanının duygusal olup şiirler yazması çok kolay bence. Peki Türk insanının duygusal olup şiirler yazması normal diyorsunuz. Peki ülkemizin içinde yaşanılan durumları hiç böyle şiir yazmayı, bunlarla ilgili şiir yazmayı düşündünüz mü? Tabii ki içinden geçtiğimiz olayları kaleme çok döktüm. İşte köşe yazarlığı yapmıştım Anayurt Gazetesi'nde 10 yıl. Yazarlık anlamında yazılara çok döktüm. Ülkemizin gündemini, gençliğin sorunlarını, yaşadığımız şehri, memleketim Amasya'yı. Şimdi İstanbul'da oturuyorum, Eyüp Sultan'da 9 yıldır. Eyüp Sultan'ın güzelliklerini hep anlatıyorum. Şiirlere döküyorum. Çocuklarla çok aramız iyi. Okullara, programlara gidiyorum. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite. Bunların hemen hemen birçoğunu dökebiliyorum yazıya. Peki gittiğiniz programlarda gençlerin ve çocukların şiire bakışı nasıl oluyor? Ne tepki gösteriyorlar? Evet, şiirle hiç alakası olmayan çocukları ben şair yapıp çıkıyorum. Gittiğim yerlerden onu söyleyeyim. Türkiye'de 50 tane ile gezmişimdir, yani program için gitmişimdir. Avrupa'da da yaklaşık 10'a yakın şehre. Her gittiğim programda öncelikle şu benim hedefim. Türkiye şiir okusun diyorum. Yani çocuklarımız şiiri sevsin, çocuklarımız yazarları tanısın, şairleri tanısın, kültürlerini tanısın aslında. Yani bir yazmak bir yaşam biçimi. Edebiyat bizim çok önemli bir değerimiz. Edebiyatçılar yine değerimiz. Onları tanısınlar diye uğraşıyorum. Ve gittiğim yerlerde çocuklara şiir okutuyorum. Yani zorla çıkartıyorum. Kız çocuklarımız çok atak bu konuda. İlkokul 2-3 fark etmiyor. Hı-hı. Hepsi çıkıyor, özgüvenleri çok yerinde. Şiir okuyorlar. En kötü İstiklal Marşı'nı okutuyorum bilmeyenlere de. Zaten İstiklal Marşı'nı. Bu bir teşvik oluyor bir yerde, evet, değil mi? Evet, andımızı okutuyorum. Yani mutlaka sahneye çıkartıyorum. Üniversite programına da şart koşuyorum. Her gittiğim programda 3-4.
öğrenci, iki erkek, iki kız diyorum. Yani çıkacaklar. Onlar da sahnede şiir okuyacaklar. Okullara gidiyorsunuz, ilkokuldan başlayarak okulları geziyorsunuz, oradaki öğrencileri görüyorsunuz. Peki şiirle ilgili acaba aslında yazmakla ilgili el kalem tutan herkes yazabilir mi? Şiir yazabilir mi? Yoksa bir yoldan geçmek gerekiyor mu? Bir eğitim almak gerekiyor mu bununla ilgili? Ya, tabii ki eğitim almak şart ama eğitimden ziyade insanda bir vicdan var, bir merhamet var, bir kalp var. İnsan önce onu tanımalı, kendini bilmeli. Kalbini tanırsa insan o zaman mutlaka bir şeyler yazabilir. Önce eğitimini kendi yapmalı. Kendi terbiyesini kendi içerisinde insan yapabilmeli. Tabii ki ailenin çok önemi var. İşte benim babam Türkçe öğretmeniydi. Edebiyatı okumayı seven bir insandı. Ben onun bu okumasıyla biraz daha şiiri sevdim, edebiyatı sevdim, yazmayı sevdim. Öyle bir durum aileden yani. Gelen de bir destek evet. Var aslında evet. Size biraz. Peki siz kendi yazdığınız şiirleri nasıl, bir tarzınız var mı? Nasıl bir tarzda değerlendiriyorsunuz? Genelde serbest yazıyorum şiirleri. Heceyle yazdığım şiirler çok az. Şiirlerin yanı sıra sözler var, temenniler var, yazılarım var. Zaten bu kitap tam bir şiir kitabı değil. Benim daha önceki 7 kitabımın isimlerinden oluşan, 8. kitabım. İçinde güzel sözler var, derlemeler var, şiirler var, hikayeye dönük paylaşımlar var. Böyle farklı bir kitap oldu. Peki sizce iyi bir şair böyle olmalı, şöyle olmalıdır diye bir kıstas var mıdır? İyi bir şair ya nasıl olmalı? İyi bir şair yüreklere hitap etmelidir, gönüllere hitap etmelidir. Mütevazı olmalıdır yazar, sempatik olmalıdır, insanlara sıcak yaklaşmalıdır. Hayatı da hayat gibi anlatmalıdır. O zaman sizin yazdıklarınız bence karşılık bulur. Ben şiir yazanların, şairlerin daha böyle romantik, daha böyle hassas insan olduklarını düşünüyorum. Belki konuşmalarından, belki tarzlarından, hareketlerinden. Gerçekten de hep öyle mi? İç dünyalarında, özel hayatlarında da. Siz hep özel hayatınızda da öyle misiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Yani romantiklik var. Çünkü dedim yani Türk insanı duygusaldır diye. Bizim mayamızda var bir duygusallık. Tabii ki gece olduğu zaman, akşam olduğu zaman hafif bir fon müziğini duyunca insan ya da denizin kenarında işte yeşil ırmak var bizim Amasya'mızda onun kenarında olduğunuzda hafif loş ışıklar bazen bir yatsı ezanı bazen sabah ezanı sizi duygusallığa daha çok götürebiliyor. Daha çok güzel şeyler yazabiliyorsunuz. Duygusallık var ama hani dediniz ya çok mu romantik çok mu duygusal oluyor diye. Komik yönleri de var. Yani esprili yönleri, işte hayatı seven, enerjik yönleri de var yazarların. Yazarlar, ben kendimden örnek vereyim, gündüzleri çok neşelidir. Akşamları da çok duygusaldır diye düşünüyorum. Akşam olduğu zaman da, akşam olduğu zaman mı yazmaya başlıyorsunuz? Tabii şarkıda diyor ya, akşam oldu, hüzünlendim ben yine diye. Yani akşamın ayrı bir havası vardır. Gecenin de ayrı bir gizemi vardır. İnsanı alır, sürükler. O denizini alır götürür okyanuslara doğru. İş yapanın, meslek sahibinin yaptığı işle alakalı hayata bakış açısını çok etkilediğine inanıyorum. Peki siz şiir yazıyorsunuz, şairsiniz. Sizin hayata bakışınızı etkiliyor mu yazdığınız şiirler? Tabii ki etkiliyor. Yani şimdi etkilemez olur mu? Yazdığımız her şeyde yaşanmışlıklar var. Sadece tabii benim kendi yaşadığım şeyler yok. Bazen diyorlar ki ne yaşadın da 7-8 kitap çıkarttın? Tabii ki mahallemizde yaşayan bir yaşlı amcamızın oturup yüzüne baktığım zaman bile farklı şeyler hissedebiliyorum. İşte bir teyzemizi gördüğüm zaman pazardan elini almış meyve sebze eve gidiyor. Ona baktığım zaman bile bir şeyler evet, hissedebiliyorum. Mesela ben baktığım zaman hiçbir şey hissetmiyorum. Sadece hani günlük telaşenin içinde oluyoruz. Bazen baktığımızı anımsamıyoruz bile ama siz baktığınız zaman demek ki farklı şeyler çıkartıyorsunuz. Şimdi Haliç kenarında sabah spor yapan insanları görüyorum. Ben de bazen yürüyüşe gidiyorum. İşte 80 yaşında bir karakoca çift var. Her sabah bakıyorum el ele tutuşup gidiyorlar. Onları görüyorum hayranlıkla bakıyorum. Bir gün resimlerini çektim arkadan haberleri yok böyle el ele tutunmuşlar. Sonra tabii gösterdim resimleri de. Yani onları bile gördüğünüz zaman farklı duygular hissedebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki yani aşkın büyüklüğü nasıldır? Aşkın gizemi. İşte böyle şeyler size bir teşvik oluyor aslında. Peki sizce ülkemizde şiire verilen değer nasıl? Ne kadar okunuyor? Şiir çok okunuyor mu? Şiir kitapları okunuyor mu? Tabii şiir kitapları aslında çok okunmuyor. Şöyle diyelim, okunması için önce sizin biraz tanınmanız gerekiyor. Kitabı okutan siz oluyorsunuz. İşte sizin girişimleriniz, mücadeleniz,
ne kadar çok ile gittiğiniz, programlar yaptığınız, ne kadar işte aktif olduğunuz. Önce sizi tanıyorlar, sonra aslında kitabı fark ediyorlar birçok insanlar. Biz genelde öyle oldu. Yani ekranlara ben 10 yıldır çıkıyorum. Yüzlerce televizyon programında canlı yayınlara konuk oldum. Kendi konserlerim oldu, şiir programlarım, etkinliklerim. Beni tanıdıktan sonra şiir kitabını tanıyanlar oldu mesela. Önce sizi tanıyorlar, tarzınızı tabii sevdikten sonra kitabınızı alıyorlar. Evet, sonra tabii bir kitabın kapağı çok önemli. Sinem Çakıl, Karagöz kardeşim aslında bu kitabın kapağını yaptı. Bir bayan emeği var kitapta. Resimleri... Bayanın eli değdiği zaman her şey güzelleşiyor zaten. Evet, evet. Yine Merve Akkanat arkadaşımız kitabın hazırlığında destek oldu. Yine bir bayan kardeşimiz Melek Fındık yazdıran içindeki resimleri çekip resimler kareledi yaptı. Fotoğrafları çizdi. Yani bir bayan emeği var. %80'inde bayanlarımızın, kadınlarımızın emeği var bu kitapta da. Tabii kitaplar dediniz ya, şu anda okunan kitaplara baktığımız zaman aslında günübirlik eserler yazılıyor. Yani kalıcı eserlerin ben pek okunduğunu düşünmüyorum. Daha çok işte lise ve üniversite öğrencilerinin çabuk tüketeceği kitapları maalesef alıp okuyoruz. Bir felsefe kitaplarının okunduğunu göremiyorum. Artık yaşadığımız tarih, sosyoloji kitaplarının ve durumlardan dolayı evet, yani her şeyi o kadar çabuk tüketiyoruz ki yaşadığımız toplumda. Kitap da aynı şekilde oldu, sanat da aynı şekilde oldu. Her şeyi çok çabuk tükettiğimiz için herhalde ona yönelik artık ürünler çıkartılmaya başladı. Evet, maalesef işte yani çabuk tüketince, bir de çabuk tüketen bir toplumdayız. İşte bakın bugün sesimizi televizyon ekranından herkes görüyor. Ama bir de sosyal medya var. İşte Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da herkes istediği gibi her şeyi paylaşabiliyor. Herkesin kendi ekranı oldu. Herkesin kendi dünyası, kendi hayal gücü. O yüzden çabuk tüketmek de malum, çabuk tüketiyoruz yani. Evet, maalesef. Sosyal medyada dediğiniz gibi aslında sosyal medyada çok fazla daha herhalde bu tarz şiirler, yazılar daha tabii fazla yayılıyor herhalde de, değil mi? Zaten. Bu biraz sizin için artı oluyor mu? Tabii çok büyük bir artı. Şimdi kitabı alıyor arkadaşlarımız. Aldığı zaman hemen güzel bir görselle paylaşıyorlar. Tabii beni etiketliyorlar ya da gönderiyorlar. Daha kitap okunmadan ama. Tabii okunmadan önce bir etiketleniyor. İşte bir manzarada, bir kahveyle, bir çayla, bir simitle deniz kenarında ya da ırmağın kenarında paylaşıyorlar, gönderiyorlar. Tabii bunları biz de tekrar yayınlıyoruz. Çok güzel olduğu için bazı görsellerin. Okuduktan sonra yine yorumlarını yazanlar oluyor. İşte sosyal medyanın da böyle bir avantajı var. İşte gittiğiniz yeri duyuruyorsunuz. İşte Avrupa'da bir program var. Gitmeden yazıyorsunuz. Hı hı. İnsanlar oraya hemen geliyorlar mesela. Eskiden bu yoktu. Evet. Yaklaşık 11 yıldır ben Facebook'ta kullanıyorum ama tabii Facebook'ta o kadar yaygın değildi. Herkes bilgisayarından giriyor. Telefonda yoktu. Yazıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Gittiğiniz yerde mutlaka ya bir hemşeriniz, ya bir eski tanıdığınız, ya takipçiniz, ya bir okurunuz, dinleyeniniz sizi buluyor. Mutlaka buluyorlar. Yine sizin kitaplarınızdan ve hani şeyleri çok merak ediyorum hala. Ben onları sormak istiyorum. Yazmaya başladığınız zaman diyorum ya, hani hep yazarlar hep böyle bir naif, hep daha sakin yapıda oluyorlar. Siz hep böyle hüzünlendiğiniz zaman mı yazıyorsunuz? Tabii insan kızdığı zaman da yazar. Öyle bir durum var. Yani hüzün gelir ama nasıl gelir hüzün size? Ya bir aşkın hüznü olur, ya bir vatanın hasreti olur, ya da işte üzüldüğünüz bir konu olur. Ekranda bakarsınız ki arkanda bir Müslüman çocuğun gözyaşlarını görürsünüz. Duygulanırsınız ve kızarsınız aslında. İçinizde bir öfke patlaması da olabilir. O zaman yine yazabiliyorsunuz. Sadece tabii duygusallık değil. Sadece duygusallık gerekmiyor. Aslında tabii duygulardan oluşuyor. Tabii tabii, bütün insanın içindeki duygular. Yani hissettiğiniz zaman yazıyorsunuz. Tabii ki. Demek ki o zaman yani şairliğin biraz da içten gelmesi gerekiyor. Tabii zaman. Tabii içinden gelmesi gerekiyor. İçten gelecek ki ama hissetmek çok önemli. Şurada hani vicdan diyoruz ya, insanın vicdanının her zaman hırsının önüne geçmesi lazım. O zaman çok daha güzel şeyler yazar. Çok yapamıyoruz ya, yani hani çok inanmıyorum insanların böyle hırsının hep daha önde olduğuna görüyoruz, şahit oluyoruz son dönemde. Tabii ki, vicdan hırslar, çok öne geçemiyor. Vicdan öne geçse zaten bugün Irak'taki, Filistin'deki, Afganistan'daki, Libya'daki, Mısır'daki, Orta Doğu'daki o kanayan yara zaten olmazdı. Yani o vicdan olsaydı. Evet, vicdanlarımız hiçbir zaman ön planda olamıyor. Sayın seyirciler, kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra hem aşk yeniden yazılıyor, anlatacağız. Hem de güzel şiirler evet okuyacağız. Kısa bir ara veriyoruz. Thank you.
Milliyetçi Hareket Partisi takdir ve tercih hakkını seçimlerin erken alınmasından yana kullanacak. Sayın Bahçeli'nin yaptığı çağrıyı yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık. Tehdide izin vermeyiz. Milli birliğimiz üzerinde oyun oynatmayız. Milli duruşumuzu bozmaya çalışan hainlere eyvallah etmeyiz. Milli devlete darbe yapmaya kalkışanlara boyun eğmeyiz. Milletimize diz çöktürmeye kalkanlara geçit vermeyiz. Cumhuriyetimizi yıkmaya çalışan Haçlı, Siyonist, Emperyalist ve bunların içimizdeki maşalarının kirli tuzaklarına asla düşmeyiz. Biz tarihe nam salmış büyük Türk milletimiz. Hepimiz birer Fatih. Biz hepimiz Mehmet'iz. Selçuklu'nun torunu, Osmanlı'nın varisi, büyük Türk milletiyiz. Sütçü İmam, Kara Seher, Şerife bacılarız. Zalime karşı duran mazlumun yanındayız. Vatan, millet, istiklal ve de bayrak uğruna gerekirse ölüme gözü kapalı gideriz. Çünkü biz anlı şanlı büyük Türk milletiyiz. Artık size her zaman kazandırmayı düşünen bir kartınız var. Bankart Combo. Düşünün, hem kredi kartı hem de banka kartı harcamalarınızdan ayrı ayrı combo lira kazanıyorsunuz ve tek bir kartta birleştiriyorsunuz. Üstelik bankacılık işlemlerinizde de combo lira kazanıyorsunuz. Yani Bankart Combo ile her yerden her zaman kazanıyorsunuz. Sizi düşünen Bankart Combo'nun kazandıran dünyasına sizi de bekleriz. Bankart Combo. Seni düşünürüm. Evlenenlere bu güzelliği yapsa yapsa Modalife yapar. Şimdi düğün paketi alın. Yatak ve baza hediyenizi kaçırmayın. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
Dünden kalanlar, günün getirdikleri, haftanın özeti. Gündemi belirleyen olaylar, en önemli haberler, hafta boyunca yaşanılanlar. Her cumartesi pazar haftanın notları gündeme ışık tutuyor. Sağlık alanında son gelişmeler, kişisel gelişim, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam yönetimi, uzman görüşleri, gündemdeki konular ve merak edilenler. Az sonra haftanın notlarında. Aşk, Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği, Kerem'in Aslı'ya yandığı, Mecnun'un Leyla için çöllere düştüğü, meselenin sadece Tahir ve Zühre olabilmekte yattığı bir sonsuzluk menekşesi aşk. Ve aşk aslında Mevlana'nın bu denizde ölmek var bize deyişiyle Şems'e olan gönül muhabbeti, Allah'a olan tutkusu, bağlılığı ve öldükten sonra mezarımızı yerlerde değil, ariflerin gönüllerinde aramasının hikayesi. Aşk, aşk Yusuf'u Kenan ilinde kaybeden, Tapduğ'un kapısında kul olan ve aşıklar ölmez diyen bir garip Yunus Emre'nin hikayesi. Aşk, aşk incinse de incitmeyen dergahında sevgiye her daim yer açan Hacı Bektaş Veli'nin hikayesi. Aşk, Yemen illerinde ben yangınımı gözyaşlarımla söndürdüm diyen, görmeden seven ve aşkı annesinin gözlerinde gören Üveys'in hikayesi. Ve aşk aslında herkesin yüreğinde saklı tuttuğu, kalbimizin sahibi Yüce Allah'ın insana bahşettiği en büyük nimet. Şimdi soruyorum ben size, aşk hangimizin yüreğinde saklı değil ki? Saklı değil ki. Aşkın çok güzel tanımını yaptınız aslında siz şimdi bu anlatımınızda. Evet. Sayfa kitap... 44. Sayfa... Aşkın tarifi. Kitaptan bahsedelim mi biraz? Evet, bahsedelim. Evet, bayanların emeği var demiştim kitapta. Kapak tasarımı, sayfa düzeni. Yine Tebeşir Yayınlarımız tarafından çıktı kitabımız. Tabii emeği geçenler var, destek olanlar var. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli büyüğüm, Sırma Grup Yönetim Kurulu Başkanı Davut Dişli ağabeyim ve ailesi. Onların katkılarıyla aslında bir nevi bu kitabı da çıkarmış olduk. Ve birçok dostumuz var, büyüğümüz var, destek olan. Onlara teşekkür ediyorum. Kitap herkesin içinde yaşattığı duyguları aslında dışa vuran bir eser oldu. Herkes bu kitabı okuduğu zaman şunu söyleyebiliyor: ben bunları yaşadım, bu duyguları yaşadım. Çünkü çok farklı güzellikleri anlatıyorum. Aşk diyorum, her türlü aşk var çünkü bu kitabın içinde. Bayrak aşkı, vatan aşkı, Allah aşkı, peygamber aşkı, doğa aşkı, bir çocuğun gülen gözlerindeki aşk, bir yaşlının huzur dolu imanlı yüzündeki aşk, bir şairin güzel sözleri. Tabii ki aşk var. Allah'a şükürler olsun.
Aşk olmadan hiçbir şey olmuyor. Kitabınızın ismi de zaten Aşk Yeniden yazılıyor ve çokça aşk, genelde aşkla ilgili anlatımlar ve evet. şiirler var. Aşkla ilgili bu kadar çok bir şeyler yazabilmek için böyle bir, büyük bir aşk acısı çekmiş olmak mı gerekiyor? Yok, yani ne yaşamış olmak gerekiyor da aşkla ilgili bu kadar çok şey yazabilmek için? Yani aslında hiçbir şey yaşamaya gerek yok. Yaşıyoruz ya şu anda. Ben geldim sabah, kalktım. Evimden çıktım Eyüp Sultan'dan. Buraya geldim. Bu bile aslında büyük bir aşktır. Sabah uyanıyorsunuz, çok şükür diyorsunuz. Allah'a şükür ediyorsunuz, bugün de uyandık diyorsunuz. Gece rahat bir şekilde başınızı yastığa koyup uyuyabiliyorsunuz. Hayatı keşfedebiliyorsunuz. Dünyayı gezebiliyorsunuz. Türkiye'de yaşıyorsunuz, böyle cennet bir ülkede. Bundan büyük bir aşk olabilir mi yani? Aslında aşk her şeyi kapsıyor diyorsunuz. Tabii ki. O yüzden bu kadar güzel aşkla ilgili sözler yazıyorsunuz kitapta. Ve diyorum ki bir çocuğun gülen gözlerinde gördük biz aşkı ve o gözler aydınlattı bu hayat. İçindeki bir sözüm yine kitaba ait. Ben sizin şimdi mesela hani sizi ekrandan tanıdığımız kadar biliyoruz ama özel hayatınızda hep böyle çok duygusal, hep böyle daha şiir tadında konuşan bir insan mısınız? Hayır, değilim. Değilim çünkü çok rahatım. Mesela ailenizle, annenizle, babanızla ya da hayatınızda bir insan varsa onunla böyle iletişiminiz, konuşmalarınız hep yine böyle şiir tadında mı oluyor? Yani o da yine akşam olunca tabii insana farklı yansıyor. Sabah ben hep neşeliyimdir. Güne hep böyle enerjik kalkarım. Öğlen yine aynı şekilde ama akşam olunca tabii ki o havanın kararması ve ezanın okunmasıyla birlikte insanda bir duygusallık olur. İşte evde, ailede konuşurken de çok doğalımdır. Biz Rumeliliyiz, muhaciri Selanik göçmeliyiz. 1924'de Selanik kayalardan Amasya Taşova'ya göç eden bir neslin torunuyum ben. Dedemlerim, babaları, anneleri oradan gelmişler. Şiveli konuşurum. Yani işte kendi deyimlerimizde çok rahat bir şekilde. Öyle tabii şiirsel bir konuşmam yoktur. Programlarda şiirsel olur konuşmamız. İşte şiir dinletlerinde olur. Doğal bir şekilde konuşuruz. Yani bu yansımaz. Sadece ne zaman yansır? Yaptığımız programlarda anlatırız duygularımızı. Taşır orada anlatırız yani sevgimizi. Peki nasıl oluyor yazmaya başladığınız zaman ne oluyor da ne değişik bir duygu geliyor da size bir anda yazmaya başlıyorsunuz? Neden o duygu bize gelmiyor, bana gelmiyor mesela, nasıl size geliyor? Yani bu herhalde hem içten gelen hem de geçmişten gelen bir şeyle alakalı mı? Yani alışkanlıklarla ya da işte mesela babanızın öğretmen olması, biraz daha böyle edebi bir hayatın içinde olmanız, bunlarla alakalı bir şey mi? Ya ben işte küçük yaşlarda dedim, ilkokul öğretmenim de aslında büyük bir etkisi var. Cesarettin Tuz'la öpüyorum ellerinden. İlkokul yıllarında başladım böyle yazmaya, çizmeye, televizyon ekranına çıkmaya. Yerel televizyonumuz vardı bizim. Yani düşünün 95-96 yılındayken ben ilkokulu bitirdiğim zaman radyo programı yapıyordum memlekette. İşte o zamandan başladı içimizdeki aşk. Yazma nasıl başladı? İşte şiir okuyorduk. Alkışlar geliyordu sürekli bayramlarda, törenlerde, okulda, derste. Sonra kendi kendime yazmaya başladım. Sesi güzel olanları hep teneffüslerde ya da ders aralarında çıkartıp şarkı okuturlar ya. Tabii, tabii. Size de şiir okutuyorlar mıydı? Bana da sürekli şiir okutuyorlardı. İşte dediğim gibi, ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. İşte bu şiirle başladı desek kafidir. Tabii ki insanın hayatında birileri olacak. Aşk her zaman insanın içinde olacak. Çünkü İnsan sevmeden yaşayamaz. Biz de sevmeden yaşayamıyoruz. Ve şu anda da çok sevdiğim birisi var hayatımda. Ona da duygularımı aslında şiirlerle anlatıyorum. Aslında biraz ona yazılıyor gibi diyebilir miyiz? Hani böyle hep, çünkü hayatında birisi olunca bir şeyler yazılır ya, hep ona da tabii göndermeler. Daha mutlu olur insan. Daha güzel bir şekilde şiirlerini anlatır. Daha güzel şekilde konuşur. Bu da insanı tabii etkiler. Ama dediğimiz gibi motive yaşamak, yaşamak en büyük aşktır zaten. Peki kendinize örnek aldığınız, daha çok böyle aşkla ilgili şiirler yazıyorsunuz. Daha serbest yazılar evet. yazıyorsunuz. Kendinize örnek aldığınız ustalar var mı? Evet, şiir okuma konusunda İbrahim Sadri'yi örnek alıyorum. Onun da yazısı var benimle ilgili. Yaklaşık 9 sene evvel yazmıştı benimle ilgili bir yazıyı. Onu da tekrar yayınladım. Okuma konusunda İbrahim Sadri'yi alıyorum Türkiye'de. Yazma konusunda ise tabii rahmetli Necip Fazıl Kısakürek Üstad. Şairler Sultanı, Sultanı Şuara. Kabri de Eyüp Sultan'dadır Necip Fazıl Kısakürek'in.
Türk şiirinin mihenk taşlarından biridir. Yahya Kemal Beyatlı yine öyle. Orhan Veli'nin şiirlerini çok severim. Cahit Sıtkı Tarancan'ın şiirlerine bayılırım. Nazım Hikmet'i okurum. Yavuz Bülent Bakiler Üstad, Allah uzun ömürler versin. Onun şiirlerine ve onun duruşuna hayranlığım vardır. Örnek aldığım insanlar da bunlardır yani. Dedik ya biraz önce, her şeyi o kadar çabuk tüketiyoruz ki her konuda, bu edebiyat olsun, hani her şeyde çok çabuk tükettiğimiz için. Peki kalıcılığınızı, siz kendi adınıza kalıcılığınızı sağlamak için ne yapmanız gerekiyor? Yani sizin de bu konuştuğumuz isimler gibi usta olmanız için, kalıcı olmanız için, eserlerinizin kalıcı olması için ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Gönüllere dokunabilmek gerekiyor. Yani mesele sadece gönüllere dokunabilmek, insanın yüreğine su serpebilmek. Ben de o yolda mücadele ediyorum. İnşallah güzel bir isim bıraktık şu zamana kadar ama tabii ki hala ben yolun yarısında hissediyorum kendimi. İşte bu üstadlar gibi olabilmek için çok çalışmak gerekiyor, çok okumak gerekiyor, çok gezmek gerekiyor. İnsanların arasında olmak gerekiyor. İnşallah ben de bunları yapıyorum. 33-34 yıllık hayatımda da hep öyle olmaya çalıştım. İnşallah hep de böyle devam ederim yani. Peki biz hep sizin kalıcı olmanız için vesaire diye bunlardan bahsediyoruz. Peki siz okuyucuları nasıl görüyorsunuz? Mesela biraz önce bahsettik, evet hemen kitap alınıyor. Daha kitap okunmadan bile bakıp en güzel 2-3 cümleyi işte hemen sosyal medyada paylaşımlar yapabiliyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz okuyucuları? Ya, okuyucular tabii ki heyecanlı insanlar. Ben de iyi bir okuyucumdur ama dediğim gibi bu sosyal medya çıktığından beri internet ortamı. Hem yayılmasına bazı şiirlerin, sözlerin yayılması daha hızlı oluyor. Hızlı oluyormuş. Okuma kültürü ayrı bir şey. Bak gazeteler önünüzde. Ben hep evimde gazeteyle büyüdüm. Orta Doğu gazetesi 30 yıldır alıyoruz hemen hemen. Çıktığı günden beri. İşte Türkiye gazetesi var. Malum herkesin evine gelirdi. Yine hala geliyor. Evet. Birçok gazete var. İşte gazeteyle büyüdük biz. İşte babamdan dolayı. Eskiden böyle bir kültür vardı. İşte evlerin önüne gazete gelirdi. Herkes abone olurdu. Parasını verirdi. Ama artık bu kültür yavaş yavaş bitiyor. Evet, artık bitti. Gittiğiniz kitap kafelerde, kahvelerde, işte gittiğiniz berberde görebiliyorsunuz gazeteleri artık. Maalesef işte zaman geçirmek için, oradaki 10-15 dakikayı değerlendirmek için oraya konulan bir ürün gibi. Evet. Ben de mesela gazeteyi elime alıp okumam gerekiyor, dokunmam gerekiyor. Yani akıllı cihazlardan okumayı sevmiyorum ya da bilgisayardan onun okumayı sevmiyorum. Kağıda bile dokunmak çok farklıdır. Onun kokusunu hissedebilmek. Çünkü bu işleri de yaptık. Gazetecilik de yaptık. Orada da yani çalıştık. Altyapımız da var bu işler. Onun kokusu çok ayrıdır. İşte matbaadaki kokuyu bile almak için aşağı iniyordum ben yani İstanbul'a geldiğim zamanlarda. Evet, yani dokunarak bazı şeylere sahip olmak çok daha özel ve çok daha güzel tabii ki. Biz sizden bir tane daha şiir isteyeceğiz şimdi. Evet, o zaman fon müziğimizi alalım mı yavaş yavaş? Ben bunu böyle oturarak okuyayım. Hem de seveceksin inadına. Bir kuşu, bir kediyi, bir şiiri ve bir şehri mesela. Yürekten seveceksin inadına. Ve sevmek, ve sevmek seni daha da güzelleştirecek, unutma. Kendini bile daha çok seveceksin sonra. Ve hatta bütün kusurlarınla. Bir hüzün denizinde bestelenip kalır bazen umutlar. Gitmek isteyen elbet bir gün gider ve sonunda sadece ince bir sızı kalır. Bir ateşe atılır ve alev alev yanar hatıralar. Yanmış, kavrulmuş ve kül olmuştur İçindeki en büyük sevdalar. Belki de yürekten sevenlerin aldığı en güzel ödüldür yalnızlık. Güzel anlatımlarıyla yine bir şiirinizi okudunuz. Ben kendi kitabımı bana özel şimdi yayında imzalamanızı istiyorum. Tabii ki. İstiyorum. Seve seve imzalarım, daha bir güzel olur. İmzalarken de arka kapaktaki sözü okuyacağım, dörtlüğü. Diyorum ki sen hiç aşk ile yanan bir kalbin yenildiğini gördün mü? Geçtiğimiz kitabın ana sözüydü. Bu kitabı da 7 kitaptan derlediğim için arka sözü yine koydum. Ve güzel bir dörtlük var arkasında. Şimdi onu da paylaşacağım. Thank you.
Diyorum ki omzuna bir güvercin konmalı. Sevgi haricinde her şeyi kovmalı. Aranan güzelliği meleklere sormalı. Galiba bunun adı aşk olmalı. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz, tanımlıyorsunuz aşkı. Evet, imzamızı da böyle canlı yayında atmış evet, ben olduk. Ben canlı yayında imzalı kitabımı aldım. Burada kitaplarımız da var. Yayınımızı arayan, bizi arayan izleyicilerimize de o zaman ismini imzalı göndereceğiz. Tabii ki imzalı gönderebiliriz, evet. Çok teşekkür ederim konuk ben olduğunuz için. Çok teşekkür için. Ediyorum. Şu anda sosyal medyadan İsveç Malmö'den sevgili Bilal abimiz, Serhan kardeşimiz bizleri izliyor. Kopenhag'dan, Roskilde Ülke Ocağı'ndan başkanımız Nusrettin Arkın ve ailesi izliyorlar. Onlara da selamlar göndermek istiyorum. Tüm gurbetçilere. Allah izin verirse 12 Mayıs'ta İsveç'te olacağız. Malmö'de bir Türk festivalimiz var. 10. Kültür Günleri. Orada olacağız. Yine birçok etkinlik var. Siz çok zaten Avrupa'ya gidiyorsunuz. Evet, birçok etkinliğe katılıyoruz. Iğdır'dan Edirne'ye kadar birçok yere gittik. Şu anda birçoğu izliyor. Ramazan gelecek inşallah. Sevgi ayı, merhamet ayı. O zaman da birçok yerde etkinliklerimiz, programlarımız olacak. Sesimizi duyan, bizleri izleyen herkese en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum. Burada olmak, bu ekranlarda olmak ayrı bir güzellikti. Savaşın yerini barışın aldığı en güzel günler. İnşallah ülkemiz de olur. Herhalde kapanışı da bu şekilde yapmış olalım. Ben önce teşekkür edeceğim size geldiğiniz için, konuk olduğunuz ne demek, için. Ben teşekkür ediyorum. Ama kapanışı ediyorum. Da yine bir şiirle yapalım diyorum. O zaman Aşk Yeniden Yazılıyor şiiriyle yaparız. İsim olan şiirle. Tabii ki zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Bizlere çok görevler düşüyor. Türk insanına, Türk halkına. Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in güzel bir sözü var. Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, incitmeyin, yere düşürmeyin diye. Türk milleti de inşallah bu bayrağı asla yere düşürmeyecek. Buradan herkese selam olsun diyorum. Bu şiirimizi de tüm Türk dünyasına sizlere armağan ediyorum. Aşkla kalın diyorum. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için, geldiğiniz için. Aşk, aşk yeniden yazılıyor gülüm. Yeniden yeşeriyor şimdi umutlar. Duvarların dili olsa da konuşsa diyordun ya. İşte şimdi duvarların dili de konuşuyor. Bir çocuk annesini özlemle sarılıyor. Bir tomurcuk usulca açı veriyor. Aşk şimdi yeniden yazılıyor. Gökyüzü masmavi, güvercinler özgürlüğe uçuyor. Bir kız sevdiğine kavuşuyor. Aşk yeniden başlıyor. Yunus gibi sevgi dokuyor insan. Özlemle bağırıyor delikanlı. Sevmek çok güzel diyor. Aşk yeniden yazılıyor. Bir çocuğun gülen gözleri aydınlatıyor hayatı. Gazete manşetlerine, magazin eklerine düşmüyor aşk. Kirli ellerin oyuncağı olmuyor. Aşk tütün değil, gül kokuyor. Aşk yeniden başlıyor gülüm. Yeniden aşık oluyor insan. Bir çiçeğe, bir kuşa, bir gülüşe. Bir yaşlının huzur dolu, imanlı yüzüne. Bir umuda aşık oluyor. Mevlana gibi aşka dönüyor insan. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun diyor. Aşk yakışıyor bize gülüm. Her gülde yepyeni bir yıldız doğuyor. Her yıldız geceyi sabaha taşıyor. Aşk adam gibi yakışıyor, adam olana. Aşk yeniden yazılıyor iki gözüm. Her bakış umudu çağrıştırıyor. Her gülüş sevgiyi haykırıyor. Aşk yeniden yazılıyor. Ilık bir yağmur yağıyor İstanbul'a. Eyüp Sultan daha bir huzur veriyor. Fatih aşkı haykırıyor. Aşk yeniden yazılıyor. Emek gibi, ekmek gibi, sevmek gibi. Haliç kenarında bank üstünde oturmak gibi. Aşk yeniden yazılıyor. Ve artık aşk erkekçe, yüreklice yaşanıyor. Aşk yeniden yazılıyor gülüm. Aşk yeniden yazılıyor.